böyle bir ikileme var, ikili var. Bunu Kur'an'daki bu kavramları konuşurken Bediüzzaman'ın bunlara nasıl bir anlam yüklediğini anlam yükle derken yani nasıl bir sistematikle kullandığını. Evet, onu bilelim ki Kur'ani bir terminoloji bize öğretiyor. Bize Kur'an'ı ders veriyor. Kur'an'a muhatap olurken bu eksende mesela Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim Doğru. işaret edeceğiz de derken ne kastediyoruz? Ben mesela Errahmanirrahim derken Allah'ım ben acizim ve bütün mevcudat aciz ve bütün mevcudatın aczine medet etmişsin. Yani onun onların şeyi olan ihtiyacı olan her şeyi yokluktan çıkarmışsın. Sadece yoklukta çıkarmakla kalmamış, bir de onları bekaya doğru bekasını da vermişsin. O da Üstad neşe-i ula, neşe-i ula da beka, neşe-i uhra, neşe-i uhra da beka diye böyle kavramları kullanaraktan sadece dünyada yokluktan çıkarmış ve dünyada da devamlılığını vermiş. Ahiret noktasında da yokluktan çıkarmış ve onun da bekasını veriyor. Manası da içeren böyle bir anlamı olduğunu. Dolayısıyla Kur'an'a muhatap olduğu zaman, o Rahman Rahim ayetlerine muhatap olduğu zaman bunları zihnimize muhatap alarak, bunları zihnimize alarak muhatap olmamız gerektiğini de bize öğretiyor. Daha doğrusu Kur'an dersi veriyor bize. Kur'an'ın kelimelerini Kur'an talebesi Muhatap yapıyor. olma dersi. Evet. Yani Risale-i Nur, bunu da konuşmamız gerekiyor. Demin de geçen de hafta da mucize kavramı dediği zaman, mucize dediği zaman Kur'an'da anlatılan mucize kavramını nasıl anlamamız gerektiğini de vurguluyor burada. Öğretiyor bize, ders veriyor. Dolayısıyla bir arkadaşımız, bir abimiz öyle şöyle demişti. Yani bir insan Risale okuduktan sonra Kur'an'a talebi olmuyorsa Risale'yi okumuyordur yani. Risale'nin gerçek amacına ulaşamamıştır. Doğru. Bizi Kur'an'a hazırlamak için yazılmış bu kitap. Kur'an'ın bir nevi eşiğine Götürmek için. götüren ve götürmek için Kur'an talebesi olalım diye yazılmış bir kitaptır. Dolayısıyla biz Risale'yi okuyup da Kur'an talebesi olamıyorsak, Kur'an'ı artık anlayan, muhatap olan, Kur'an'a muhatap olan bir konuma gelmiyorsak, bu Risale-i Nur'u doğru kullanmadığımızın da bir göstergesidir.